1453. Fransızlar İngilizler karşısında Kastilon Muharebesi'ni kazandı. ...1815... Napolyon, Rochefort'ta İngiliz kuvvetlerine teslim oldu. 1867, Marx'ın Das Kapital adlı eserinin ilk cildi yayımlandı. 1907, resim sanatında kübizm akımı doğdu. 1918, Bolşevikler Rus çarı 2. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve 4 sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler. 1955, Disney parklarının ilki kapılarını Kaliforniya'da açtı, Disneyland. 1954, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamburg kentinde dünyaya geldi. Lutheran bir papazın kızı olarak dünyaya gelen Angela Merkel, Templin'de eğitim gördü ve 1973'ten 1978'e kadar Leipzig Üniversitesi'nde fizik okudu. 1978 ile 1990 yılları arasında Berlin Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü'nde okudu. 10 Nisan 2000'den bu yana da Hristiyan Demokrat Birliği'nin federal başkanlığını yürütmektedir. 2002'den 2005 yılına kadar Parlamento Parti grubunun kadın başkanıydı. 2005-2009 yılları arasında Büyük Koalisyonu, Kardeş Parti Hristiyan Sosyal Birliği ve Alman Sosyal Demokrat Partisi ile yönetmiştir. Merkel, Almanya'nın 1871 yılında modern bir devlet olmasından bu yana Almanya'yı yöneten ve yeniden birleştiren ilk kadın şansölyedir. O ayrıca 2. Dünya Savaşı'ndan beri Alman şansölyesi olan en genç kişidir. Hollandalı futbolcu Jaap Stam, Kampen kentinde dünyaya geldi. PSV Eindhoven, AC Milan, SS Lazio ve Manchester United gibi Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinde defansın ortasında ve sağında görev yapmıştı. Stam'ın ilk büyük transferi PSV Eindhoven'dan Manchester United'a 16.7 milyon euro karşılığında gelmesiyle gerçekleşmiştir. Kendisi burada Avrupa'nın en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edilmiş ve Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu gibi önemli başarılarda önemli katkıları olmuştu. Sir Alex Ferguson ile yaptığı bir tartışmadan dolayı SS Lazio'ya 26.8 milyon euroya gönderilmiştir. Burada 4 yıl geçiren Stam, daha sonra AC Milan'a 10.5 milyon euroya transfer olmuş ve burada da 2 yıl geçirmiştir. Jaap Stam, önümüzdeki yıldan itibaren Ajax Amsterdam'ın kadrosuna dahil olmuştu. Tarihte bugün yaşamını yitirenler. 1588. Mimar Sinan, İstanbul'da yaşama veda etti. Sinanettin Yusuf, Kayseri'nin Agrianos köyünde bazı kaynaklara göre Ermeni ya da Rum bir aileden dünyaya gelmiştir. Yeniçeri ocağına alınmış olması onun Rum ya da Ermeni bir aileden geldiği ihtimalini yükseltmektedir. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş, Yeniçeri ocağına alınmıştır. Kendi sözleriyle Mimar Sinan kendisini şu şekilde ifade etmektedir. Bu değersiz kul, Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup
Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek görgümü arttırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü arttırdım. İstanbul'a dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve Yeniçeri olarak kapıya çıktım. Osmanlı padişahları 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Süleymaniye Camii başta olmak üzere sayısız esere imzasını atmıştı. Baş yapıtı, ustalık eserim dediği Selimiye Camii. ...1918... Son Rus Çarı 2. Nikolay ailesiyle birlikte kurşuna dizilerek yaşama veda etti. Çareviç Aleksandr Aleksandrovich'le Çariçe Maria Fyodorovna'nın büyük oğluydu. 1 Kasım 1894'te babasının ölümü üzerine tahta çıktı. 1 Kasım 1894'ten tahttan çekilmek zorunda kaldığı 2 Mart 1917'ye değin hükümdarlık yaptı. Saltanatı sırasında Rusya İmparatorluğu dünyanın büyük güçlerinden biriyken ekonomik ve askeri çöküşe sürüklendi. Yine hükümdarlığı altında Rusya, Baltık filosunun yok edildiği Rus-Japon Savaşı'nda Japonya'ya karşı küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı. Devlet Başkanı olarak Ağustos 1914'te 3.3 milyon Rus'un hayatına mal olacak olan 1. Dünya Savaşı'na dönük seferberliği onayladı. 1917'deki Şubat devriminden sonra tahttan çekildi. Ailesiyle birlikte önce Charskoye Selo'da, daha sonra Tobolsk'ta ve son olarak Yekaterinburg'da tutuldu. Ekim devriminden sonra 16-17 Temmuz 1918 gecesi eşi, çocukları, aile hekimi, uşakları ve aşçısıyla birlikte Bolşevikler tarafından tutuldukları evin bodrum katında öldürüldü. Pisidya Antakya'sında Şehit Azize Marina. Kutsal Şehit Marina, günümüzde Yalvaç ilçesinin yakınlarında bulunan Antakya Pisidya'sında dünyaya gelmiştir. Ailesinde pek çok pagan rahip bulunmaktaydı. Çocukken annesini kaybeder ve babası onu bir bakıcıya emanet eder. Bakıcısı ise bir Hristiyandır. Kızının Hristiyan olduğunu öğrendiğinde öfkeyle onu evlatlıktan reddeder. Roma İmparatoru Diokletian'ın 284-305 yılları arasındaki zulüm politikaları esnasında Marina henüz 15 yaşındadır ve tutuklanarak zindana atılır. Vali Olimbrios onun güzelliğinden etkilenir ve inancını reddedip kendisiyle evlenmesini ister. Ama Marina bunu reddeder. Bunun üzerine işkencelere tabi tutulsa da hiçbir zarar görmez. Gerçekleşen mucizeler karşısında 15 bin kişi orada İsa Mesih'e iman eder. Vali, her kim İsa Mesih'tir derse hemen orada öldürülmelerini emreder. Bu olaya tanık olan Theotimos, olayları daha sonraki zamanda aktarır. Azize Marina hemen orada katledilir. Birinci Efes Konsülü, 431 yılında Efes Meryem Ana Kilisesi'nde İstanbul Patriği Nestorius'un tartışmalı öğretileri yüzünden toplanmıştır. İskenderiye Patriği Cyril, Nestorius'u sapkınlıkla suçlayarak Papa 1. Celestine başvurmuştur. Papa da aynı fikirde olup Cyril'e Nestorius'un fikrini değiştirmesi için çalışmasını yoksa aforoz edileceğini bildirmesi için yetki vermiştir. Çağrı gelmeden önce Nestorius, İmparator 2. Theodosius'u
kendisinin karşı görüşlerini tartışabileceği genel bir konsil toplaması için ikna etmişti. Konsilde yaklaşık 250 piskopos bulunmuştur. Konferans karşılıklı meydan okuma ve birbirini suçlama atmosferinde geçmiştir.